şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Saygıdeğer Başbakanım, saygıdeğer bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz, milletvekillerimiz, sayın valim, il başkanım, belediye başkanım, bugün beraber olduğumuz saygıdeğer aziz İstanbullular, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizlerle bir büyük buluşmada daha birlikte olmanın gururunu yaşamaktayım. Bazı yıllarda oturanların bir bölümü hatırlayacaktır. 1993-95 yıllarında burada bir partinin ilçe başkanlığını yaptım. Sokakları geçilmez. Çamur deryası, çizmeler bagajda. O dönemlerde Bağcılar Meydanı'nda bir metro istasyonu, hatta Bağcılar'ın metroların düğüm noktası olacağı tahayyül dahi edilemezdi. Sayın Başbakanımızın başlattığı bir vizyonla, yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışıyla yolumuza devam ederek hamdolsun. Bu yıl sonuna vardığımız zaman İstanbul Belediyesi olarak toplamda yapmış olduğumuz yatırımlar toplamı 60 katronu bulacak seviyeye geliyor. Öncelikle şehirlerin en önemli problemini erişim, ulaşım olduğu için yatırımımızın en büyük bölümü, yani 25 milyar arası ulaşımla ilgili yatırımdır. Ve önümüze koyduğumuz hedefe göre inşallah 2016 yılına vardığımız zaman İstanbul'daki metro hatlarının kullanım kapasitesi 7 milyon insan. 2019'a geldiğimiz zaman da 11 milyon insanın kullanabileceği, yer altında adeta demir ağla ördüğümüz bir şehri ortaya çıkartmaktayız. Ve şurada şunu da özellikle ifade etmek istiyorum ki, hamdolsun Başbakanımızın bize direktif olarak verdiği insan, zaman
ve para yönetimi anlayışıyla hareket etmekteyiz. Bugün buradaki açılışımız, eski hesapla söyleyeceğim, 2 katrilyon 865 trilyonluk bir yatırımın açılışını yapmaktayız. Ve yine gururla ifade edeceğim Sayın Başbakanım, mesai arkadaşlarıma teşekkür de ediyorum. Şu anda bizim iç borçlanmamız yok denecek kadar az. Ve borçlanma kapasitemizin şu anda %38'indeyiz. Yani 2028'e kadar ulaşacak olan borç ödeme süremiz bizim şu anda 2028 ile ilgili olan ve toplamda yatırım boyutlarına baktığımız zaman, belediyenin bütçesine baktığımız zaman büyük bir oran olmadığını burada özellikle ifade etmek istiyorum. Borçlarımızın karşılığını gelirlerimizin ancak %2,5'u kadar bir bölümüyle ödemekteyiz faizlerini. Bu denli dengeli ve bütçesini %98'lerle realize eden bir belediyeyi, örnek bir belediyeyi sizin sayenizde, sizin önderliğinizde başlattık ve devam etmekteyiz. Sayın Başbakanım, metro medeniyet demektir. Metro ekonomik demektir. Ekonomi demektir. Yani insanımızın zamanını çok daha doğru kullanması, istediği yere daha az ücret ödeyerek gitmesi demektir. Burada bir ifadeyi daha özellikle hatırlatmayı söylemek istiyorum. Yaptığımız son toplantımızda şöyle bir karar daha aldık Sayın Başbakanım. Çok aktarmalar sebebiyle ödemeler artarak gitmekte. Bunu daha aşağı çekecek yeni bir düzenlemeye gideceğiz. Ve istiyoruz ki insanımız metroyu kullansın ama çok bedeller ödemesin. Metro ekolojik bir yatırım demektir. Yani çevreci bir projedir. Çünkü fosil yakıt, akaryakıt, yani petrole dayalı ürünleri kullanan ulaşım sistemleri yerine elektrikli, çok daha fazla insan kapasitesi olan bu sistemler çevre kirliliğine son verme anlamı taşımaktadır. Aynı zamanda metro bir sosyolojik olaydır. Toplumların, insanların, kentte yaşayanların kullanma oranları arttıkça sosyalleşme, bedenileşme, bir ötekini hissetme olayı o denli artmaktadır. Ve şunu özellikle ifade ediyoruz ki bir kentin medeniyet ölçüsü o kentte yaşayan insanların toplu taşıma araçları kullanma oranına bağlıdır. İşte biz bu oranı artırmak için kaliteli, konforlu, hızlı ve güvenilir sistemleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ve tarih metroyla kurtulur. Yani tarih yarımada başta olmak üzere. Çevreyi kurtarmak istiyorsanız, tarihi ve kenti kurtarmak istiyorsanız yeraltı erişimleriyle bunu başarabilirsiniz. Büyük eserler ortaya çıkarmanın adımlarını attık. Büyük eserleri Sayın Başbakanımızın mimarlığında, onun gözetiminde ve onun bize öğrettiği ve başlattığı anlamda devam etmekteyiz. Ve burada bugün açılışını birlikte yapmakta olduğumuz ve bu bölge için çok önemli bir ulaşım sistemi olarak devreye girecek 21.7 kilometrelik bu hattın başta Bağcılar halkı olmak üzere her istasyonda bulunan İstanbullulara ve tüm İstanbullulara hayırlı olmasını diliyorum. Eve geçen tüm mesai arkadaşlarım, yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Ve Ramazan-ı Şerif'inizi şimdiden tebrik ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, Başbakanımızın yanı sıra törenimizi katılımlarıyla onurlandıran değerli konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakerecimiz Sayın Egemen Bağış. Dışişleri Bakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekilimiz Profesör Doktor Mustafa Şentop.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu. AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Aziz Babuşçu. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Muhammed Bilal Macit. Ve Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağrıcı. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Valimi Sayın Hüseyin Avni Mutlu'yu kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Sayın Başbakanımız, saygıdeğer milletvekillerimiz, bakanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, güzel şehrimiz, aziz şehrimizin değerli hemşerileri, sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ulaşmış olduğumuz mübarek bir ayın arifesinde, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın arifesinde, bugün hayırlı ve güzel bir hizmetin açılışı vesilesiyle birlikteyiz. Bu güzel meydana kaymakamı olarak görev yapmış olduğum 2003-2005 yılları içerisinde fevkalade aşinayım. Sayın Başbakanım, o yıllarda da özellikle ilçemizde yapılacak olan metro çalışmalarıyla ilgili gerek Bağcılar'ın gerekse bu hattan ulaşılacak merkezlerin önemli bir hayali vardı ve bu hayalin gerçekleşmesi herkesin ortak arzusuydu. Ve şu anda bulunduğumuz yer hükümet konağımız olarak bu meydanı seyreder ve bu meydanın bugünkü hali herkes tarafından hayal edilirdi. Hamdolsun bugün metromuzun açılışıyla bu hayaller gerçekleşti ve İstanbullularımız en önemli ihtiyaçları olan trafik ve ulaşım noktasında düne oranla çok daha güçlü bir hale geldi. Bu güzel hizmetlerin ilimizde, ilçelerimizde gerçekleşmesinde özellikle sizlerin desteği ve gayreti, öncülüğü, liderliğiyle birlikte emeği geçen bütün ilgilileri, bakanlarımızı, büyükşehir belediyemizi, ilçe belediyemizi ve diğer bütün yetkilileri şükranlarımla selamlıyorum. Bu güzel hizmetin Bağcılarımıza ve Bağcılar hattından istifade edecek olan diğer beldelerimize, güzel şehrimizin güzel insanlarına hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Bu dileklerle sizleri saygıyla, hürmetle bir kez daha selamlıyor. Yaklaşan Ramazanımızın hayırlara vesile olmasını, ülkemizin huzuruna, barışına, sevgisine, kardeşliğine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Şükranlarımı, sevgilerimi ifade ediyorum. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hazır mıyız? Bayrakları görebilir miyiz? Vakit tamam, o geliyor. Aynısı iştir kişinin. Lafa bakılmaz. İşte eserleriyle konuşan hizmet adamı, Türkiye sevdalısı lider, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İşte Türkiye'ye yakışan başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Bağcıların saygıdeğer güzel insanları, sevgili kardeşlerim, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz otogar Bağcılar Mahmut Bey Olimpiyatköy
Başakşehir metro hattının İstanbul'umuza, tüm İstanbullulara hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu büyük projeyi gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye'mizi, yüklenici firmanın değerli yöneticilerini, mimarından mühendisine kadar, işçisine kadar hepsini gönülden tebrik ediyor. Hepsine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Şöyle müsaade ederseniz ceketi çıkarabilir miyim? Evet, İstanbul bugün 22 kilometrelik yeni bir metro hattına daha kavuşuyor. Bu açılışını yaptığımız hat ile biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bugün açılışını yapacağımız metro hattıyla İstanbul'da metro hatları uzunluğu artık 124 kilometreye ulaşıyor. 2004 yılında İstanbul'daki metro hattı uzunluğu 45 kilometreydi. 9 yılda bu hatlara 79 kilometre yeni hat ekledik. Ve toplam hat uzunluğu 124 kilometreye çıktı. Az önce değerli belediye başkanım da söyledi. Ah ah, Bağcılar'ın dili olsa da konuşsa. Bağcılar ilçe olduğu zaman biz Bağcılar'ın sokaklarında çizmeyle dolaşıyorduk. Seçim kampanyasını öyle yapmıştık. Çünkü hizmet Londra asfaltının altına yapılırdı. Ama Londra asfaltının üstünde Bağcılar'a hizmet yoktu. Esenler'e hizmet yoktu. Güngören'e hizmet yoktu. Bütün hizmetler orayaydı. Bizimle beraber hamdolsun buralarda belediye başkanlıklarını kazandık, buna Bahçelievler de dahil ve bir anda buraların çevresi değişmeye başladı. Çünkü bizim zihniyetimizde hizmet var, efendilik yok. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Elbette burada kalmıyoruz. Asrın projesi olarak isimlendirdiğimiz Marmara'yı inşallah denizin 62 metre derinliğinde, boğazın 62 metre derinliğinde 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıl dönümünde hizmete açıyoruz. Hep beraber o gün orada olacağız. Tamam? Orada olacağız. Ve Londra'yı Pekin'e bağlıyoruz. 10 yıllarca, 100 yıllarca hayaldi. Bizimle gerçek oldu. Çünkü biz ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız dedik. Adımı attık ve hamdolsun o dev proje 29 Ekim'de açılıyor. Bitmedi. Ardından Haliç metro geçiş köprüsünü tamamlıyoruz Büyükşehir Belediye'mizde. Ve böylece artık yeni kapıya kadar metroyla gelme imkanını yakalıyoruz. İstanbul'a bak ya.
Neler oluyor neler. Yeni Kapı Transfer Merkezi'ni de tamamlıyoruz. İstanbul'daki tüm raylı sistemleri birbirine bağlıyoruz. Ve onun hemen yanı başında inşallah dev bir meydana kavuşuyoruz. Şu anda orada çalışmalar başladı. Yeni Kapı'da dev bir meydan ve bu meydanda aynı anda 750 bin kişi toplanabilecek. Burası İstanbul. Kazlı Çeşme geçenlerde gördünüz. 1 milyon 200 bin kişiyi aldı. Hep beraber orada toplandık. Niçin toplandık? Halkın iradesine saygı için toplandık. Demokrasi için toplandık. Ve kırarak, dökerek değil, barış içinde, sevgiyle, saygıyla bir araya geldik. Kardeşlerim, Anadolu yakasında Cumhuriyet tarihimizin en büyük metro yatırımı olan Kadıköy-Kartal hattını bitirdik, hizmete açtık. Belki birçoğunuz bunu bilmiyor. Şimdi Kartal-Kaynarca hattını yapıyoruz. 4,5 kilometre olarak bu hattı da Anadolu yakasına kazandıracağız. Bitmedi. Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe metrosunu da inşallah 2015 yılında bitiriyor. O hattı da hizmete alıyoruz. Şu anda inşaatı devam eden, ihalesi yapılan, proje aşamasında olan hatlar da bittiğinde İstanbul'da toplam metro uzunluğumuz 708 kilometreye ulaşmış olacak. Sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim, şu anda karşımda 50 bini aşkın insanı görüyorum. Bugün açılışını yaptığımız Otogar, Bağcılar, Mahmut Bey, Olimpiyatköy, Başakşehir metrosu 18 istasyonla hizmet verecek. Yeni metro hattımız saatte ne kadar yolcu taşıyacak biliyor musunuz? 111 bin yolcu taşıyacak. Engelli vatandaşlarımızın rahat kullanımı için ne gerekiyorsa yapıldı. Bu açılışını yaptığımız hat yaklaşık değerli kardeşlerim 1,5 milyar dolara mal oldu. Eski rakamla bunu söyleyecek olursak yaklaşık 3 katrilyon Türk lirası. Ancak bu hat sayesinde İstanbul'a, İstanbullulara çok önemli tasarruflar sağlıyoruz. Bu güzergahta kişi başına günlük 60 dakika zaman tasarrufu sağlanmış olacak. Toplu taşımada işletme maliyetleri, yol bakım onarım giderleri, kaza maliyetleri, akaryakıt tasarrufu göz önüne alındığında sadece 2013 yılı için bu sistemin ekonomiye katkısı yaklaşık 200 milyon dolar. Bu hat vesilesiyle daha az araç kullanılacak ve atmosfere salınan karbondioksit emisyonunda yıllık 86.350 ton azalma olacak. Çevreciler, gelin bakalım bunu görün. Gerçek çevreci AK Parti iktidarıdır. Ey CHP, sen kim, çevrecilik kim? Öyle Taksim Meydanı'na çıkıp orada nara atmakla çevrecilik olmuyor. Kaç tane ağaç diktin bundan bahset.
acaba bu salınım gazlarına karşı emisyon noktasında ne kadar adım attın bunu söyle. Şu anda işte biz bunları yapıyoruz. Ve Boğaz'da inşallah 29 Ekim'deki açılışını yapacağımız metro ile onun biraz daha aşağısında çift katlı tüp geçit yapıyoruz yine denizin altında. O ne zaman bitiyor? O da 2015'te bitiyor. Böylece Boğaz'ın üzerinde ikisi denizin altında olmak üzere 3 tane de köprü olmak üzere denizin altında olanlar, birincisi 2 katlı tüp geçit, otomobiller geçecek. İkincisinden hızlı tren geçecek. Üçüncüsü Atatürk Köprüsü. Dördüncüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Beşincisi de inşallah Yavuz Sultan Selim Köprüsü. O da 2015'te inşallah bitecek. Kardeşlerim, zamanla yarışmak durumundayız. Zamanla yarışıyoruz. Bu millete bu yakışır, bu. Gençler, gençler, şimdi size bir büyüğünüz olarak, bir başbakanınız olarak sesleniyorum. Tabii siz 20 yıl öncesinin bağcılarını bilmezsiniz. Hani bazıları gençleri istismar yoluna gidiyor. Bu gençler bizim umudumuz. AK Parti ne diyor? Hayır mı diyor? Gençler bizim tabii umudumuz. Ama ey Kılıçdaroğlu, sen bu gençlere ne verdin de konuşuyorsun ya? Ne verdin? Biz eğitiminden sağlığına, ulaşımından bütün altyapısına, adaletiyle, emniyetiyle, tüm şu anda hazırlanan Fatih projesiyle, okullarda attığımız adımlarla gençliğimizi kuşattık. Onlara imkanlar hazırladık. İşte şu bağcılarda oturan kardeşlerime sesleniyorum. 1990'da, ah benim sevgili gençler, sevgili yavrularım, siz daha yoktunuz. 20 yaşındaki gençler için konuşuyorum. Öyle mi? Yoktunuz. Ama bu bağcılarda şu gördüğünüz caddeler de yoktu. Buralar bataklıktı. Buralarda çamurdan geçilmezdi. Ama şimdi işte bu modern bağcılar var. Tüm emeği geçen belediye başkanlarımızı, başta 94'te Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. O zaman burada belediye başkanı, şu anda milletvekilimiz Feyzullah Kıyıklık Bey'di. Beraber çalıştık. El ele verdik. Omuz omuza verdik ve bağcıları ayağa kaldırdık. Daha sonra görevi Lokman kardeşimiz devraldı. Ve onunla beraber durmak yok, yola devam dedik. Ve şu anda da daha ileri gidiyoruz. Daha güzel olacak. Bu da bize yetmez. Yeşiliyle, her şeyiyle. Acaba 20 yıl önce denseydi ki Bağcılar'dan metro geçecek, inanır mıydı? Buyurun işte bugün bak AK Parti iktidarıyla buraya metrodan geldi. Mesele bu. İş bilenin kılıç kuşananındır. Olay bu. Yeni metro hattımızla birlikte Esenler Otogarı'ndan metroya binen bir vatandaşımız 10 dakikada Bağcılar Kirazlı'da olacak.
Nasıl? Başakşehir otogar arası 30 dakikada kat edilecek. Bağcılar ile Olimpiyat Köyü arası 16 dakikaya. Bağcılar Başakşehir arasındaki yolculuk süresi ise 20 dakikaya inecek. Marmaray'ın devreye girmesi ve Anadolu Avrupa yakalarındaki metro sistemlerinin entegre hale gelmesiyle birlikte Üsküdar ile Başakşehir arası kaç dakikaya iniyor biliyor musunuz? 60 dakikaya iniyor. Başakşehir'den Kartal, yani İstanbul'un batı ucundan doğu ucu 89 dakikada kat edilebilecek. Böyle dur kalk filan yok. Sakin sakin oturacaksın, kitabını gazeteni alacaksın eline, okuyacaksın beyler gibi belirlenen saatte belirlenen hedefe ulaşacaksın. Bu büyük hizmetin, bu büyük yatırımın İstanbul'a, İstanbullulara tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kuruluşlarımızı, başta Büyükşehir Belediye Başkanımı, meclis üyelerini, tüm başkan yardımcılarını, yüklenici firmayı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Her birine teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullular, İstanbul bizim için çok müstesna, çok mutena bir konuma sahip. İstanbul bizim için aşktır, sevdadır, tutkudur. İstanbul'a hizmet etmek, İstanbul'un hizmetkarı olmak bizim için en büyük iftihardır. En büyük bahtiyardır. Çünkü İstanbul Türkiye'nin aynasıdır. Türkiye'nin özüdür, özetidir. İstanbul Türkiye'nin en büyük değeri, en büyük hazinesidir. Biz İstanbul'un sadece taşına, toprağına değil, sadece fiziki güzelliklerine değil, İstanbul'un o manevi havasına, İstanbul'un o tarihi havasına, İstanbul'un İstanbul kadar güzel insanlarına, İstanbul'un Türkçesine, İstanbul'un hoşgörüsüne, kardeşliğine de gönülden bağlıyız, gönülden sevdalıyız. İşte İstanbul'a böyle bir aşkla, böyle bir tutkuyla hizmet ettik ve hizmet ediyoruz. Kardeşlerim, İstanbul'un her meselesini çözmek, İstanbul'u daha yaşanabilir bir hale getirmek, İstanbul'u muhafaza edip gelecek nesillere daha güzel şekilde emanet etmek hepimizin ortak borcudur. İstanbul'da her ne yapıyorsak, İstanbul için, İstanbullular için, İstanbul'un geleceği için yapıyoruz, bu böyle bilinmeli. İstanbul'da hangi projeyi gerçekleştiriyorsak, İstanbul'u daha da güzelleştirmek, daha yaşanabilir bir hale getirmek, İstanbul'un tarihini, kültürünü, birikimini, kayıp hazinelerini ortaya çıkarmak adına yapıyoruz. Bakın, bu şehre çok büyük fenalıklar yapıldı. Bu şehir bu millete emanet edilmiş adeta kutsal bir değerdi. Ama o emanete 10 yıllar boyu çok hor davranıldı. Tarihi eserler, gecekonduların,
ucube yapıların arasında mahzun bırakıldı, öksüz bırakıldı. Nice tarihi eser yol yapmak adına, beton dikmek adına yerle bir edildi, buldozerlerle ortadan kaldırıldı. Bizim ecdadımız İstanbul'a her bir yapıyı çok büyük bir hassasiyetle, büyük bir dikkatle, nezaketle inşa etmişti. Her bir taş diğerinin üzerine en ince hesapla kültürü, medeniyeti, tarihi dikkate alan en ince hassasiyetle konulmuştu. Ama o İstanbul çarpık kentleşmeyle, plansız şehirleşmeyle aslından, özünden, ruhundan koparılmak istendi. Şu anda biz İstanbul'un her köşesinde, her karışında, her zerresinde İstanbul'un ruhuna, İstanbul'un kültürüne, medeniyet tasavvuruna uygun bir hizmet anlayışını sürdürüyoruz. Bunu başaracağız. Bir yandan modern İstanbul'u yaşanabilir bir büyük şehir olarak inşa ederken, diğer yandan tarihi, kültürü, çevreyi özenle muhafaza ediyor, kaybolan eserleri tek tek gün yüzüne çıkarıyoruz. İşte çevrede Güngören'iyle, Esenler'iyle, Bahçelievler'iyle bütün burayı ta buradan alın, Başakşehir'iyle, Beylikdüzü'yle, Esenyurdu'yla buralara kadar elimizden gelen bütün hassasiyetiyle bunları başarıyoruz. Sevgili kardeşlerim, İstanbul İstanbullularındır. İstanbul burada yaşayan her bir kardeşimizin şehridir. Burada yaşayan her bir kardeşimize emanettir. Biz Türkiye genelinde attığımız her adımda milletin hissiyatını gözetirken, İstanbul'da da attığımız her adımda İstanbulluların hissiyatını gözetiriz. Ancak şunun altını özellikle çiziyorum. Ne Türkiye'nin ne de İstanbul'un hissiyatını sadece belli kesimler, sadece belli gruplar, belli kitleler tayin etmez, edemez. Bakın, biz ben istiyorum, öyleyse mutlaka olacak anlayışında asla değiliz. Ama hiç kimse de ben istemiyorum, öyleyse bu olmayacak, bu yapılmayacak anlayışı içinde olamaz. Çoğunluğun azınlığa hükmetmesine, zulmetmesine 10,5 yıl boyunca çok büyük dikkatle karşı olduk. Karşı çıktık. Ancak azınlığın da arkasına aldığı medya gücüyle, arkasına aldığı illegal örgüt gücüyle, arkasına aldığı uluslararası kirli odaklarla çoğunluğa hükmetmesine, zulmetmesine, dayatmalarda bulunmasına asla müsaade etmeyiz, asla göz yummayız. Herkesin hissiyatına duyarlı oluruz. Herkese kulak veririz. Bir tek ferdin dahi arzularını, taleplerini, hassasiyetlerini dikkate alırız. Ama çoğunluğun beklentilerini, çoğunluğun arzularını, çoğunluğun taleplerini de azınlığın uzlaşmaz tavırlarına heba etmeyiz. Bu şehrin, bu İstanbul'un geleceğiyle ilgili, projeleriyle ilgili söz sahibi olan yağmacılar değildir. Vandallar değildir. Barbarlar değildir. Camları, pencereleri, esnafın dükkanlarını yağıp yağmalayanlar değildir. Gecenin 9'undan sonra tencere tava sokağa dökülenler de değildir. Aslında bu kamu düzenini bozmaktır.
Aslında bu halkı rahatsız etmektir. Kimsenin halkı rahatsız etmeye de hakkı yoktur. Bu da suçtur. İstanbul'umuzun geleceğiyle ilgili eğer vatandaşa saygılı olduğunu söyleyenler varsa o tencere tavayı mutfakta kullansın. Sokakta değil. Onun yeri orasıdır. Ha eğer iktidar olmak istiyorsan onun yeri sandıktır. Sandık. Sandıkta 4 yılda bir genel, 5 yılda bir yerel. Sabredersin, sandık gelir, oyunu kullanırsın, kimi istiyorsan onu iktidara getirirsin. Ve bu modern olmanın, medeni olmanın da bir gereğidir. Bu İstanbul'un geleceğiyle ilgili söz sahibi olan İstanbulluların kendisidir, milletin kendisidir. Hiç kimse kendisini milletin üzerinde görmesin. Hiç kimse illegalite, kanunsuzluğa, anarşiye, vandallığa başvurup İstanbul'a, İstanbullulara, millete dayatmalarda bulunmaya kalkmasın. Herkesin yaşam tarzı önemlidir. Herkesin yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Ama bu toprakların, bu yeşil alanların hiçbir noktası işgal kuvvetlerinin işgali altında olamaz. Kim ki buraları işgal etmeye kalkarsa, ha kusura bakmasın, o zaman da karşısında devleti bulur. Yaşam tarzımız tehdit altında bahanesiyle. Hiç kimse yakıp yıkamaz. Hiç kimse vandallık yapamaz. Hele hele hiç kimse başkalarının yaşam tarzlarına müdahalede bulunamaz. Allah aşkına soruyorum. 10,5 yıldır iktidardayız. Biz kimin yaşam tarzına karıştık ya? Kimin? Kime biz sen nasıl giyiyorsun diye sorduk. Böyle bir şey var mı? Buyurun. İşte şurada benim vatandaşlarımın özeti var. Bakın burada başı açık olanı da var. Başı örtülü olanı da var. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada. İşte onlar böyle bir tabloyu oluşturamadıkları için çıldırıyorlar. İşte biz bu birliği sağladığımız için güçlüyüz. Farkımız bu. İşte Gezi Parkı için ne dediler? Ağaç dediler. Çevre dediler. Park dediler. Kardeşlerim, peki Allah aşkına camilerimizden ne istediniz? 3 gün Dolmabahçe Bezmi Alem Camii işgal altındaydı ya. Ne istediniz camilerimizden? Yolda yanında 6 aylık bebeğiyle 9 yaşında kızıyla gezen başörtülü annelerden ne istediniz ya? Ondan sonra da utanmadan, sıkılmadan çıkıp böyle bir şey yok diye yalan söylüyorsun ya. Esnaftan ne istediniz? Emeğiyle, alın teriyle geçinmeye çalışan insanlardan ne istediniz? Ve sivil vatandaşımızın araçlarını yakıp yıkmaktan ne anladınız, ne istediniz? 200'e aşkın aracı yaktınız. Kamunun araçlarını yaktınız. Bu nasıl bir çevre duyarlılığıdır? Çevreyi yaktılar, yıktılar, kirlettiler, mahvettiler.
tüm o canım canım saksılar yerlerde. Bütün kilit taşları söküldü. Kime karşı? Polise o kilit taşlarını attılar. Bu polis kimin polisi? Bu polis bizim polisimiz. Bizim polisimiz. Bu da suçtur. Onu da söyleyeyim, bu da suçtur. Efendim polis biber gazı sıkmış. Evet. Siz hukuka ters bir iş yaparsanız polisin iki yolu vardır. Hatta üç yolu vardır. Önce uyarır. Ondan sonra suyu sıkar. Ondan sonra da biber gazını sıkar. Ama polis bunu yaparken o eylemcilerin içinden silahla benim polisime ateş edenleri nereye koyacaksın? Ve benim şehit edilen polisimi nereye koyacaksın? Ona sahiplenmiyor bu eylemciler. Ve ne yazık ki ana muhalefet de sahiplenmiyor. Çünkü o da onlarla işbirlikçi. Bize, bu aziz millete, bu vandallığı, bu barbarlığı çevre ve ağaç meselesi diye yutturmaya çalışıyorlar. Biz de, millet de kimin hangi hesabın peşinde olduğunu çok iyi görüyoruz. Ağacın, çevrenin, parkın arkasına saklanıp kimin hangi hesabı görmeye çalıştığını biz çok iyi biliyoruz. Bu millet bütün hesapları bozar ve bozdu. İstanbul Kazlıçeşme'de 1 milyon 200 bin tek yürek olarak bu kirli tezgahı alt üst etti. Ankara'da Sincan'da 300 bin kişiyle alt üst etti. Kayseri'de 200 bin kişiyle alt üst etti. Samsun'da 100 bin kişiyle alt üst etti. Erzurum'da 100 bin kişiyle alt üst etti. Türkiye eline sopa alıp, taş alıp, molotof alıp, sokağa çıkanın dayatmalar yaptığı bir ülke değil. Demokratik bir ülkedir, bir hukuk devletidir. Eğer insani değerlere saygıları varsa, insanca demokratik yollardan hukuk içerisinde hak ararlar. Aksi takdirde kendilerine de bu ülkeye de bu güzel insanlara da yazık ederler. Burada vandalların, barbarların, teröristlerin değil sadece ve sadece işte millet, milletin egemenliği vardır. Kimin ne meselesi varsa sandıkta bunun hesabını görür. İşte 7 ay sonra İstanbul'un önüne, Türkiye'nin önüne sandık gelecek. Öyle mi? Hesabı olan buyursun, hesabını sandıkta görsün. Tabii ben şimdi Bağcılar'da tüm kardeşlerime sesleniyorum. Demek ki daha çok çalışacağız. Öyle mi? Demek ki daha çok çalışacağız. Ve inşallah sandıklar çok daha farklı ses çıkaracak. Ben buna inanıyorum. Sandık dışında yol arayanlara artık benim milletim geçit vermez. Geçit vermeyecek. Şimdi değerli kardeşlerim, burada sizinle bu güzel saatte Mısır'daki son gelişmelere de değinmek arzusundayım. Zira Mısır, Türkiye'nin öz be öz kardeşidir. Kahire, İstanbul'un öz be öz kardeşidir. Bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, Mekke'de nazil olmuş, Kahire'de okunmuş, İstanbul'da yazılmıştır. Bu üç şehir ortak medeniyetimizin üç yıldız şehridir.
üç kardeş şehridir. Mısır'daki son gelişmeleri çok büyük bir kaygıyla izliyoruz. Öncelikle şunu açık açık ifade etmek istiyorum. Biz Mısır'da sadece Mısır'ın huzuru, Mısır'ın istikrarı, özellikle de demokrasinin tarafındayız. Mısır halkının tamamı bizim kardeşimizdir. Biz Mısır'ın tamamını bir görüyor, beraber görüyor, Mısır halkının tamamını kardeşlerimiz olarak kucaklıyoruz. Mısır'da son günlerde hayatını kaybedenlere, hangi taraftan olursa olsun, kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Mısır halkının başı sağ olsun diyoruz. Sevgili kardeşlerim, önce şu ilkeyi çok net bir şekilde ortaya koyacağız. Mısır'da bir darbe yapılmıştır. Kimse kimseyi aldatmasın. Darbe kime yönelik olursa olsun, kimi hedef alırsa alsın, kimi koltuğundan indirirse indirsin, kötüdür, zararlıdır, demokrasinin ve geleceğin katilidir. İktidardakini sevmiyor olabilirsiniz. İktidarı kusurlu görüyor olabilirsiniz. İktidarı başarısız görüyor olabilirsiniz. Demokrasilerde bir süre vardır, süre. Demokrasilerde sandık vardır. Hesap o süre içinde sandıkta görülür. Bunun dışındaki her yol gayri meşrudur, haksızdır, hukuksuzdur. Kardeşlerim, çok enteresan. Yaklaşık 70 yıl otokratik rejimle yönetilen bir Mısır. Bir yıl önce seçim yapılıyor. Ve bu seçimin neticesinde %52 oyla Sayın Mürsi Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bir yıl. Bir yıl içinde Mürsi sen bu işi başaramadın. İçeriden ve dışarıdan her türlü tezgahlar kuruluyor. En ufak bir destek dışarıdan gelmiyor. Katar ve Türkiye'nin dışında. Sadece bu iki ülke. Meydanlarda toplanmak demokratik bir haktır. Ama meydandaki kalabalığa, coşkuya, sloganlara aldanıp hiç kimse meydanları bütün bir ülkenin fotoğrafı olarak sunamaz. Buradan soruyorum. Tahrir'i görenler acaba Adaviye Meydanı'nı niye görmüyorlar? Oradakiler Mısır halkı değil mi? Mısır halkı sadece Tahrir'de mi? Adaviye Meydanı'nda da Mısır halkı var. Tahrir Mısır'ın fotoğrafıdır diyenler Adaviye Meydanı karşısında neden susuyorlar? Demokraside en anlamlı, en net, en kesin meydan sandık meydanıdır. Demokrasi arkasına meydanı alanın dayatmalar yapabileceği bir rejim değildir. Demokrasi arkasına medyayı alanın dayatmalar yapabileceği bir rejim değildir. Demokrasi, değerli kardeşlerim, arkasına egemen güçleri, hele hele silahlı güçleri yargıya alanların halka dayatmalar yapabileceği bir rejim hiç değildir. Kardeşler, Mısır'daki olaylar karşısında tüm dünya çok açık bir samimiyet testi içindedir. Bizlerle özel görüşmelerinde hep darbelere karşı olduğunu söyleyen Batı, niye susuyorsun? Konuşsana. Şimdi niye konuşmuyorsun? Mısır halkının iradesine saygı duyulmasını niçin istemiyorsun?
uluslararası toplum ve uluslararası kuruluşlar gözlerimizin önündeki bu haksızlık, bu zulüm, bu adaletsizlik karşısında ilkeli ve samimi bir duruş sergilemediler. Darbeye açık açık darbe diyemeyen darbenin destekçisidir. Bazıları bize şunu diyebilir. Türkiye'deki ana muhalefet gibi. Garip garip açıklamalar yapıyor. Bir taraftan darbenin yanında değiliz. Öbür taraftan Mısır'daki yeni yönetim hayırlı olsun. Ya zaten biz ana muhalefetin Türkiye'de cemaziyel evvelini biliriz. Türkiye'deki ana muhalefet tarihi boyunca hep darbelerle beslenerek büyümüştür. Sandıklardan gelmemiştir bu CHP. Hep darbelerle gelmiştir. Hala bunlar o beklenti içinde. Darbeyi kınamayanlar işte kendi işlerinde birbirlerine girdiler. Ne dediler? Demokrasinin sandık dışında da bir yolu olduğunu görsünler dediler. Kim dedi? CHP'nin ileri gelenleri. Sevsinler sizi. Benim milletim, bizim milletimiz sandık dışında yol arayanlara hiçbir zaman geçit vermeyecek, ben buna inanıyorum. Darbeyi kınamayanlar, darbeler karşısında tavır takınmayanlar, ama diyenler, ancak diyenler, lakin diyenler, ilkesizlik, samimiyetsizlik içindeki apoletli sivillerdir. Kardeşlerim, bakın Mısır'daki darbenin üzerinden tam 4 gün geçti. Evet, biz darbecilerin yanında değiliz. Bunun bilinmesini isteriz. Biz sandık neyi işaret ettiyse onların yanındayız. Avrupa Birliği çıkıp Mısır'daki darbeyi kınayan, hatta darbeye darbe diyebilen net bir açıklamayı henüz yapamadı. Hani sizin Avrupa Birliği müktesebatınız? Niye ona saygı duymuyorsunuz? Birleşmiş Milletler çıkıp kararlı bir açıklama henüz yapmadı. Dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile de konuştum. Görüşüyoruz, çalışıyoruz dediler. Temenni ederim ki en kısa zamanda bu açıklamayı yaparlar. Adaletin, hakkın, hukukun yanında olmaları beklenen bazı İslam ülkeleri çıkıp cesaretle bu meşhum darbeyi lanetleyemedi. Afrika Birliği'nin samimiyetle son derece ilkeli, son derece cesur biçimde yaptığı açıklamayı Avrupa Birliği yapamadı. Birleşmiş Milletler yapamadı. Bölge ülkeleri, dünya ülkeleri yapamadı. Eğer darbeye karşı net bir tutum benimsenmiş olsaydı, eğer darbeye karşı ilkeli bir durum sergilenmiş olsaydı, Mısır bugün meydanlara bölünmeyecek, onlarca kardeşimiz hayatını kaybetmeyecek, mesele sandıkta çözülecekti. Cumhurbaşkanı Mürsi yönetimindeki Mısır'ı yalnız bırakanlar, şu anda da darbecilere sahip çıkarak Mısır halkını cezalandırıyorlar. Mısır'da yapılan yanlışı derhal telafi etmeleri gerekir. Mısır halkını çatışmaya sürükleyecek her davranıştan özenle kaçınılmalıdır. Mısır'da tutuklanan, gözaltına alınan, başta Sayın Mürsi olmak üzere, Sayın Başbakan olmak üzere tüm siyasetçilerin derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Bunu Mısır'ın şu andaki yönetimi, sözde yönetimi,
Türkiye iç işlerimize karışmasın gibi açıklamalar yapabilir. Biz Mısır'ın iç işlerine karışmıyoruz. Biz Mısır halkının yanında olduğumuzu ve ilkelerimizi ortaya koyuyoruz. Unutmayın ki birbirimize her zaman muhtaçız. Mısır halkının her türlü tahrikten, her türlü çatışma ortamından hassasiyette kaçınmasını arzuladık, arzuluyoruz. Buradan, İstanbul'dan, İstanbul'un kardeşi Kahire'ye selamlarımızı gönderiyorum. Türkiye'den tüm Mısır'a, tüm Mısırlı kardeşlerimize en kalbi selamlarımızı, dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum. Türkiye halkı Mısır'ın yanındadır. Türkiye her zaman olduğu gibi hakkın, adaletin, hukukun yanındadır. Hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Her zaman mazlumların yanında olduk. Yine mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye çok acılar yaşadığı, çok ağır bedeller ödediği darbelerin kesin net biçimde karşısındadır. İşte Suriye. Şu anda Suriye'de de bir darbe rejimi var. Suriye'de demokrasi yok. 100 bin insan öldürüldü şu Suriye'de. Soruyorum, dünya nerede? İşte Halep'i bombalıyorlar. Humus'u bombalıyorlar. Nerede dünya? Bize diyorlar ki Türkiye niye karışıyor bu işe? Tarihini okursan niye karıştığımızı anlarsın. Nerede ve kime karşı olursa olsun her darbeyi kınıyoruz. Her darbeyi halkın geleceğinin, halkın umutlarının katili olarak görüyoruz. Türkiye olarak hakkın ve aklının yanında durmaya, adaletin safında yer tutmaya devam edeceğiz. Kalbimiz Mısır halkının kalbiyle bir atıyor. Mısır'ın, Mısırlıların tekrar ayağa kalkması için her türlü desteği vermeye, özellikle dualarımızı Mısırlı kardeşlerimize yollamaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, yarın akşam ilk teravih kılıyoruz. Yarın gece inşallah ilk sahura kalkıyoruz. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in bu ilk gecesinde hem Türkiye için, hem Mısır için, hem Suriye için, tüm İslam dünyası için, tüm insanlık için ellerimizi semaya açacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Allah birliğimizi daim kılsın diyorum. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, beraber olalım diyorum. Bu vesileyle yarın gece başlayacak Ramazan-ı Şerif'in hayırlara, berekete, rahmete, mağfirete vesile olmasını niyaz ediyorum. Hepinizden yoksulları bu ay içinde daha bir hatırlamanızı, merhameti, dayanışmayı, bir tas çorbayı beraber paylaşmayı, sofralarınızı misafirlerle bereketlendirmenizi, bırakın 5 yıldızlı otelleri, bırakın böyle yıldızı çok otelleri, oturun komşularınızla beraber. Onlarla birlikte iftar sofralarını paylaşın. Çocuklarınızın başını daha bir şefkatle okşamanızı rica ediyorum. Rabbim bu Ramazan'ı hepimiz için inşallah hayırlara tebdil etsin. Ramazan-ı Şerif inşallah barışa, huzura, refaha vesile olsun diyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz metro hattının tekrar Bağcılara, İstanbullulara hayırlı olmasını diliyor,
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, Otogar Bağcılar Mahmut Bey Olimpiyat Köyü Başakşehir Metro Hattı'nın açılış kurdalasını Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan kesmek suretiyle siz değerli halkımızın hizmetine sunacaklardır. Sayın Başbakanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarını, Valimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Milletvekillerimizi, Sayın Bakan Yardımcımızı, AK Parti İstanbul İl Başkanı'nı, Bağcılar Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarını sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hazır mıyız? Şu anda Bağcılar metro hattımızın açılışını yapıyoruz. Tüm Türkiye bizi izliyor, dinliyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm meclis üyelerimiz, tüm emeği geçen kardeşlerimizi, tüm İstanbullular adına, şahsım adına en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Ve kordelayı da bu duygular içerisinde kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah! Otogar Bağcılar Mahmut Bey Olimpiyat Köy Başakşehir Metro açılış töreni burada sona erdi. Açılış törenine katılımlarıyla onurlandıran başta Sayın Başbakanımız olmak üzere siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun.